Esselamu aleyküm. Kardeşlerim, Allah'ın rahmeti, bereketi, ihsanı, hidayeti, inayeti cümlemizin ve cümle inananların üzerine olsun. Kardeşlerim, İbni Hacer el-Askalani'nin Buluğul Meram Min Edilletil Ahkam adlı eserinden alışveriş hadislerini inşallah mütalaa etmeye başlayacağız. 89. oturumda sizlerle bizleri bir araya getiren Allahu Teala'ya hamdü sana ve Resul-i Ekrem ve Nebi-i Muhterem sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimiz'e sayısız salatu selam olsun. Kardeşlerim, İbni Hacer el-Askalani'nin Buluğul Meram Min Edilletil Ahkam adlı eserinin de bulunduğu bazı eserleri Rusya sakıncalı yayınlar listesine aldı. Bununla başlıyoruz. Kıyamete kadar klasik eserler dediğimiz özellikle ahkam hadislerini bir araya getiren bu gibi eserlerin her türlü yaptırıma karşı nesilden nesile, elden ele, dilden dile ulaşacağını 89. oturumda sizlere bu nadide eserden alışveriş bölümünü sunmayı bizlere lütfeden Allahu Teala'ya ne kadar hamdü sena ve Resul-i Ekrem ve Nebi-i Muhterem sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimiz'e ne kadar salatu selam etsek azdır. İlk hadis 600'lü hadislerden artık 700'lü hadislere kadar ulaştık. 768. hadis Rifa'a bin Rafi'in hadisi. Alışverişle ilgili burada bir dipnot var. Buyu yani bey kelimesinin bey Cuma suresinin 9. ayetinde Allahu Teala'nın beyan buyurduğu veçile Estağfirullah Ya eyyühellezine amenu İza nudiye lissalati min yevmil cum'ati fes'av ila zikrillah ve zerul bey'. O ayette de beyan buyurulduğu veçile bey', alışveriş anlamına geliyor. Ey iman edenler, cuma günü sizi namaza çağırdıklarında, yani müezzinin ezanı anında derhal camiye koşun ve zerul bey', alışverişi bırakın. Biz de Cuma suresinin 9. ayetindeki bu ibareyle inşallah serlevha yapmış olalım. Zalikum hayrul lekum in kuntum ta'lemun. Eğer bilirseniz bu sizin için daha hayırlıdır. Yani alışverişi terk edip cuma namazına koşmak sizin için daha hayırlıdır. Ancak cuma gününe, cuma namazına gösterilen önemin diğer günlerde cemaate namazda gösterilmediğini, örneğin benim en yakınımda Bartın Müftülüğü yanında bulunan Yunus Emre Camii, tam ikisinin arasındayız diyebilirim. Yolun karşısı Bartın İl Müftülüğü'nün hemen yanında yer alan Yunus Emre Camii. Hemen emniyetin 100 metre ilerisinde, Bartın İl Emniyet Müdürlüğü'nün 100 metre ilerisinde de Aladağ Merkez Camii bulunmakta. Genelde Aladağ Merkez Camii'ne gittiğimiz gibi Bartın İl Müftülüğü'nün yanında bulunan Yunus Emre Camii'ne de zaman zaman gidiyoruz. Caminin cemaatinin dışa taştığını
şu hararetli günlerde gölgelik bir mekan aradıklarını, yolların bile dolduğunu, dışarı taştığını görünce, diğer namazlarda da bir iki saf cemaat görünce insan böyle bir kıyasa gitmeden edemiyor. Cuma namazı farz da sabah, öğle, ikindi, akşam, yatsı namazı farz değil mi? Cuma namazına ya da bayram namazlarına gösterilen önem niye diğer vakitlere ya da diğer vakit namazlarına gösterilmiyor? Bunu sormadan, böyle bir kıyasa gitmeden edemiyoruz. Bey, alışveriş anlamına geldiği gibi sözlükte mal ile değiştirmek anlamına, buna Anadolu'da değiş tokuş diyoruz. Şeriatta da bu anlama gelir. Ancak ölçme anlamı da ona eklenmiştir. Yani mizan anlamı da vardır. Vezn anlamı da vardır anlamında. Kelimenin çoğulunun kullanılmış olması onun çeşitlerine işaret etmektedir. Bu yu' dört kısma ayrılır. Bir, eşyanın eşya karşılığında satılması, ki buna biz değiş tokuş ya da mübadele diyoruz. Buna takas etme de denir. İki, eşyaların para karşılığında satılması. Genelde bugün piyasada bu hakimdir. Bu en meşhur ve en çok kullanılan çeşidi olduğu için buyu kelimesiyle ifade edilir. 3. Paranın para karşılığında satılması. Buna sarf, yani yabancı parayı bozma denir. Buna İngilizlerde change exchange diyor. Değiş tokuş, yani diyelim Türk parası karşılığında sterlin alma ya da euro alma ya da diyelim Suud riyalı alma gibi. 4. Menfaatin mal karşılığında satılması. Buna da biz güç, ecir diyoruz. Amel, yani iş karşılığında, eylem karşılığında alınan para. Örneğin fabrikalara giden kardeşlerimiz 4. kısma giriyor. Yani yaptığı işin karşılığında bir maaş alıyor, bir bedel ya da bir saat miktarı ücret alıyor. Bu mal, eşya veya para olabilir. Buna da icare, yani kiralama denir. İcara vermek hala Anadolu'da kullanılıyor. Musannif, yani İbn Hacer el-Eskalani 22 başlık altında işlemiştir. Bunlardan pek çoğunun bey ile ilgisi yoktur. Bölüme buyu ve mallar ismini vermesi daha uygun olurdu. Bu ne kadar güzel, güzide, muazzez bir kitap. Rusya artık nasıl dağılma süreci yaşadı, tekrar kaybettiği toprakları zorbalıkla, uluslararası hukuku hiçe sayarak, tamam ben yaptım oldu. Hani Anadolu'da bir tabir var. Domuzun postundan tuluk deriz. Yani içine ayran, yoğurt konulur. Post olmaz yani. Zat diyor ki ben yaptım da oldu. Aynen Anadolu insanının dediği gibi, yani Rusya'nın, ben Ukrayna'ya girdim oldu. 2018'de iki bildiri sunduğumuz ve tek savaş girmeyen kent denilen Lviv kentine de zorbalıkla Amerika Birleşik Devletleri'nin belki sessiz kalması, biz savaşmayacağız. Ne yapacaksınız? Gözlemci olarak seyredeceğiz. İşte Suriye'de de aynısı uygulandı. Suriye'de yıllardır yıkım, İslam medeniyetinin kaybolması, camilerin yıkılması, medreselerin tahrip edilmesine sessiz kalan, yeryüzünün polisi olan ve sessiz kalacağını Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısında da ifade eden sadece gözlemci. Ama sen öyle demiyorsun. Yeryüzünde ben en güçlüyüm diyorsun. 72 devlete müdahale ettin. En son Afganistan'dan nasıl çıktığını, nasıl oradaki
kullandığın malzemeleri ateşe verdiğini, oradaki garip yetim yetemanın o malzemeler ellerine geçmesin diye yaptığını bütün dünya gördü. Ve bütün dünya senin her gittiğin yerde kan ve zulüm ile icrada bulunduğunu gördü. Şimdi de Ukrayna Rusya'nın krizini geriden seyretmekle yetindiğini ifade ediyor. Biz savaşa girmeyeceğiz, gözlemci olarak takip edeceğiz. Yani buna kargalar bile güler. Yani ben görmeyeyim de ne yaparsan yap gibi bir durum. Çünkü müstemlekeci yeryüzünde ana devletler belli. Amerika Birleşik Devletleri, Rusya, İngiltere, Fransa, İtalya gibi müstemlekeciler adeta birbirleriyle anlaşıp, yani ben şuraya girdiğinde sen sessiz kal, sen girdiğinde ben sessiz kalayım diye bir politika uyguluyorlar. Hem doğunun hem batının petrollerini işte Suriye'de gördük. Amerika Birleşik Devletleri ve Rusya aralarında taksim ettiler yani. Bu kadar krize gerek var mıydı? Bu kadar İslam medeniyetinin yok edilmesine, bu kadar insanların yerlerinden edilmesine gerek var mıydı? Sen zaten istediğin anda o ülkelere giriyorsun. Zorbalıkla koloniler kuruyorsun, müstemleke haline getiriyorsun. Yani sömürü, istismar haline getiriyorsun, o halkı kullanıyorsun. Avrupa'nın bizzat uluslararası artık arenada gizlice değil de açıkça dillendirdiği bir akademisyen tarafından, tabii ki biz Afrika topraklarını kullanacağız, onların yeraltı, yer üstü zenginliklerini kullanacağız. Tabii ki Afrika'nın da savunma hakkı var, Avrupa'nın da Afrika'yı sömürme hakkı var diye artık alene adamlar platformlarda, konferanslarda, panellerde dillendirebiliyorlar. Tosavi'yi, altını bir daha çizeyim ki bunların nasıl hareket ettiklerini, nasıl ılımlı bir şekilde davranıp sonunda nasıl darbeyi vurduklarını göstermiş olalım. Tosavi diyor ki Avrupalılar bizim memleketimize geldiklerinde ellerinde İncil vardı. Biz onlara özendik, biz de başladık İncil okumaya. Evlerimizin en güzel odalarını verdik onlara. Hani Anadolu'da bir tabir var. Yediğimizden yedik, giydiğimizden onlara giydirdik, onları yedirdik. İçtiğimizden içirdik, en güzel ikramlarda bulunduk. Geri döndü onlar Avrupa'ya. Tekrar Avrupa'dan geri geldiler. Bu sefer ellerinde İncil bulunanların ellerinde silahlar vardı. Şimdi bizim elimizde onların İncilleri, onların elinde de bizim topraklarımız var. Yani şu tarihe altın harflerle yazılan, onların defalarca yaşadığı Afrika ülkelerinin defalarca bunların attığı kazığı hala acısı yüreklerine indiğini gördüğümüz halde, biz de uyanık bir toplum olmadığımız müddetçe nasıl Suriye'de müstemlekecilerin, nasıl Irak'ta müstemlekecilerin tahribatı göründü, şu anda direnen kale Türkiye, onu da nasıl içten ve dıştan çökertebiliriz diye entrika kuruyorlar. İnşallah amaçlarına ulaşamayacaklar. Nasıl kara fatmalar evladım annesiz olur ama evladım vatansız olamaz diye beşikteki çocuklarını belek deriz Anadolu'da atıp, nasıl savaşa cepheye koştularsa aynı ideali sürdürdüğümüz müddetçe bu topraklara o kirli düşman çizmesi adım atamayacaktır yani. Ama biz uyanık olduğumuz müddetçe inşallah o ruhu öldürmeyiz. Abdülhamit Cennet Mekanı'nın o ruhunu öldürmeyiz. 5 defa biz bu topraklarda bir devlet kuracağız. Parayla bu topraklardan yer satın almak istiyoruz diyen Siyonistlere, Emmanuel Karasulara, onların işbirlikçileri Mahmut Paşa'ya ve oğlu Prens Sebahattin'i kafaya alarak, onları bir nevi hain olarak saraya sokarak
bu zikrettiğim ayin dediğimiz Abdülhamid cennet mekanın Prens Sabahattin kız kardeşinin oğlu Mahmut Paşa eniştesi. Bu hainler Mason locasında Osmanlı'yı nasıl çökertiriz diye onlarla işbirliği yapıyorlardı. Sultan Abdülhamid cennet mekan hepsini derdest etti. Ve 5 defa kendisine teklif edilen teklifleri en yüksek paralarla onların yüzüne bir Osmanlı tokatı indirircesine indirdi, o rezil teklifleri reddetti. Siz bu topraklardan bedava da satın alabilirsiniz bizim cesetlerimizi çiğneyerek. Şu geldiğimiz, yani global anlamda dünyanın yaşadığı sıkıntıların, müstemlekeci devletlerin de bir takım arka planda master planlarının şuyuğa çıkması, vuzuğa kavuşması olarak görüyoruz işgal hareketlerini. Orta Doğu'nun en güzide beldelerinin müstemlekeciler tarafından işgal edilmesini, en son Ukrayna'nın Rusya tarafından işgal edilmesi örneğini verdik. Tekrar bir toparlanabilir miyim? Yeryüzünde Amerika Birleşik Devletleri'nden sonra ikinci bir kuvvet olabilir miyim telaşında Rusya? Şimdi Avrupa fellik fellik derler Anadolu'da. Fellik fellik gazı 19 dereceye düşürmekle teselli oluyor. Rusya gazı keserse 19 derecede idare edeceğiz artık kışın. Bu bir çözüm mü? Hani palyatif çözüm derler. Bu bir palyatif çözüm mü? İşte siz de Rusya'ya bu şekilde esir olduğunuzu adeta ilan ediyorsunuz. O da zaten bunu görüyor. Artırdıkça artıracak gazı. Artırdıkça artıracak, bakalım zorba nereye kadar? Zorbanın hükmü, zalimin hükmü, gaddarın hükmü devam edecek. Nasıl dağılış süreci yaşandığı gibi bu da mutlaka bir yerde tıkanacak, bir yerde bitecek. Şimdi uyanma meydana gelmesin diye güzide kitapları, Bulûğul Meram gibi, Sahih-i Buhari gibi, Sahih-i Müslim gibi kitapları Rusya'da yasaklamaya başladı. Bunları sakıncalı kitap görüyor. İnsanlar uyanmasın. İnsanlar uyanırsa direnecek zalime, zorbaya direnecek. Bakalım zorba, senin de günün gelecek. Ve la tahsebennallaha gafilen. Yani siz zannetmeyin ki Allahu Teala zalimlerin yaptığından gafildir, habersizdir. Onların gözlerinin fırlayacağı bir güne bekliyor onların hesaplarını. O gün verecek onların hesaplarını. Siz her türlü zulmü yeryüzünde icra edeceksiniz. Masumları evlerinden, yurtlarından edeceksiniz. O masumlar diğer devletlere geçmeye kalktığında onların botlarını patlatacaksınız. Ukrayna krizi olduğunda Ukrayna'ya kapımız açık diyeceksiniz. İnsan hakları evrensel beyannamesine imza atacaksınız. Irk, renk, dil, din demeden bütün insanlığa sahip çıkacağız, koruyacağız onların haklarını diyeceksiniz. Konu Müslümanların hakları olunca onları Akdeniz'in serin sularına batıracaksınız. Avrupa'nın hakları olunca fellik fellik o insanları ülkenizde misafir edeceğinizi, onlara yer vereceğinizi, onlara otellerinizi açacağınızı, onlara evlerinizi açacağınızı beyan edeceksiniz. Alem-i İslam, bunlara karşı ne zaman uyanacaksın sen? Bu kadar olayları görüyorsun. Hala onlarla işbirliği yapıyorsan, ey alem-i İslam'ın arka plandaki devletlerinin yetkilileri, ve la tahsebennallaha gafilen. Allahu Teala'nın sizin yaptıklarınızdan gafil olduğunu sanmayın. Sizin cezanızı Allahu Teala gözlerin fırlayacağı bir güne teyir ediyor. Unutmayın bu ayeti kerimeyi. Zalimlerin cezası Allahu Teala tarafından mutlaka verilecek. Kardeşlerim, işte musannif İbn Hacer Rusya'da bu kitabın yasaklandığı, bu kitabın yazarı İbn Hacer el Askalani 22 başlık altında bunu incelemiştir. Onun için 3-5 oturumda alışveriş bölümü bitmeyeceğini şimdiden ifade edelim. 89. oturumun birinci
faslı alışverişle başlıyor. Buyu ve mallar ismini vermesi de daha uygun olurdu şeklinde bir şerh düşüldüğünü görüyoruz. Ennen nebiyye sallallahu aleyhi ve selleme su ile eyyül kesbi etyab. Allah Resulüne kimin sorduğuyla ilgili burada bir durum yok. Kesinlikle böyle bir soru soruldu. Şimdi kesinlik ifadesini nereden anlıyoruz? Enne inneke enne lakinne leyte lealle edatları katiyet ifadesidir. Arap belagatında, sarfında, Arap dilinde yani, Arap lügatında. Kesinlikle Nebi sallallahu aleyhi ve selleme bu soru soruldu. An Rifa bin Rafi bunu anlatıyor. Böyle bir soru geldi. Peki dipnotlara bakıyoruz. Bu soruyu soran kimdir? Kadın mıdır? Erkek midir? Küçük bir çocuk mudur? Orta yaşlı bir zat mıdır? Bir ihtiyar mıdır? Bu belli değil. Ama şerhlerde zaman zaman Buluğul Meram'ın şerhine bakılabilir. Emir Sanani'nin örneğin 4 cilt halinde Ahmet Davutoğlu hocamız tarafından yazılan şerhine bakılabilir. En son doçent doktor Rıfat Oral hocamız 3 cilt halinde Tahlil Yayınları tarafından bu eserin tekrar şerhini yaptı. 3 cilt halinde yayınladı. Üniversitedeki kütüphanemizde var her iki şerh de. Biz genelde Nida Yayınları'nın nasıl Burhan derslerini kullandığımız gibi onun da çeşitli baskıları var. Karınca Polen Yayınları'nın şu anda eserini kullanıyoruz Buluğul Meram derslerinde. Tek cilt Karınca Polen Yayınları'nın bu eseri kullanıyoruz. 3 cilt olan, 4 cilt olan nüshaları da kardeşlerimize işte buradaki ravilerin tercümeyi hallerini okumada bu soru soran kimdi? Erkek miydi, bayan mıydı? Orta yaşlı mıydı, küçük bir çocuk muydu? Kimdi, hangi kabileden gelmişti? Onun detaylarına bakılabilir. Buradaki etyabın ertal şeklinde Türkçe'ye tercüme edildiğini görüyoruz. Tayyip, temiz anlamına geliyor. Kur'an'da da bu tayyibat şeklinde ifade ediliyor. Kulû minat tayyibâti mâ razaknâkum ayetiyle bunu da ifade edelim. Allahu Teala'nın size rızık olarak verdiklerinin temizlerinden yiyin. Şimdi hiç kimse domuz etini temiz olarak kabul ettirmeye kalkmasın. İşte Lviv örneğini verdim. Bir misafirim var, adı bende kalsın. Hadi dedi hocam, beraber gezelim Lviv sokaklarını. Gittik, lokantalarda temiz bir yer arıyoruz. Çünkü ağır bir koku var lokantalarında. Orada domuz suçu pişiriyorlar, domuz pastırması pişiriyorlar, domuz eti pişirdikleri için oradaki herhangi bir alete, edevata nasıl dokunabilirsin ya da ondan nasıl bir aradık, taradık ancak bir yer bulduk. Spagetti yapıyorlar. Hocam dedi, spagetti bari alalım yani. Bu lokantaların içinde etli bir yemeği zaten tercih edemezsiniz. Öyle bir spagetti ile o günümüzü savdık. Yani daha sonra Kırımlıların lokantaları varmış yani Lviv'de. En son saldırdığı, Rusya'nın işgal ettiği devletler hukukunu ayaklar altında çiğneyerek bir nevi Birleşmiş Milletler'in de sessiz kaldığı, işgale sessiz kaldığı bir, bu durumu da telin ediyoruz yani. Siz Birleşmiş Milletler olarak niye kuruldunuz? Kuruluş yasanızda ne var? Bütün sınırları çizilen devletlere herhangi bir saldırı olduğunda Birleşmiş Milletler'in vazifesi vardır. O saldıran ülkeye karşı birlik hazırlamak. Niye birlik hazırlayıp Rusya'nın karşısına dikmediniz? Sessiz kaldınız. O güzide topraklar tahrip edildi. Ve hala hepimizin kesesine yansıyor. 1,5 liralık ekmek Bartın'da 4 lira oldu. Şimdi insanlar simit bile alamıyor. Simit 4 lira Bartın'da. İstanbul'da ekmek artmadıysa 5 liraydı. 5 lira bandında seyrediyordu. Ne hale geldik yani? Evet, kriz biraz tahıl krizi aşıldı ama bütün fakirin, garibin, yetimin, zengin için önemli değil. Zaten onlar Marie Antoinette'in dediği gibi
ekmek bulamıyor insanlar, o zaman pasta yesinler dediği gibi yani. Onlar pastadan daha üst yemekler yediği için değil ki ekmek onlara dokunmaz. Ama garibin, fakirin acaba bir ekmek mi alayım, onun yarısını mı alayım ya da iki ekmeğe bire mi düşüreyim, dört ekmek alıyordum üçe mi düşüreyim diye yana yana hesap yaptığı günleri de yaşadık bu zalimlerin. Hiçbir kanun, uluslararası hukuk dinlemeden Ukrayna'yı işgal ettiği günler cebimize yansıdı. Sokak röportajlarını dinliyoruz. Herkes şuraya buraya atıyor. Ya dünya satında bir kriz var. Avrupa bile 19'a düşüreceğiz biz. Doğalgaz artıyor. O